darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa mesajı verdi. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız. Seçimlerin ardından siyasi istikrarın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kurumsallaştığını vurguladı. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa tarih olmuştur ifadesini kullandı. Ülkemizin 3 Kasım 2002 seçimleriyle elde ettiği siyasi istikrar ortamı yeni sistem sayesinde artık kurumsallaşmıştır. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda hiç şüphesiz en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Kırsal kesimde ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik hakaretleri bir kez daha eleştirdi Erdoğan. Bu konu üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslendi. Muhalefet hakikatleri görmeli, öz eleştiri yapmalı dedi. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. Ülke değişiyor. Dünya değişiyor. Ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Eski Türkiye'nin sorunlarını bilen vatandaşlarımız yeni sistemin kıymetini de çok iyi biliyor. Son seçimler bunun en muşahhas örneğini teşkil etmiştir. Millet oyunu görmüş. Sandıkta son sözünü söylemiş ve kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir öz eleştiriyle hatadan dönmektir. Erdoğan yeni dönemde Türkiye yüzyılının inşasında yapılacak her türlü katkıya hazırız diyerek muhalefete işbirliği çağrısında bulundu. Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de her türlü müspet teklife, her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Biz, musafaha var ya, buna da açığız bu yönde atılacak her türlü adıma misliyle mukabele etmeye de hazırız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin tüm dünya tarafından takip edildiğini söyleyen Erdoğan, göreve başlama törenine katılan devletlerin sayısına ve Türkiye'nin diplomasideki gücüne değindi. Sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz artık hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür ifadesini kullandı. Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı katkısının alınmadığı bir denklemin kalıcı olması mümkün değildir. Sağda ve masada güçlü Türkiye idealimiz artık hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. Bugün ülkemizin nüfuz alanı sınırlarının çok ötesine taşmıştır.